Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalu salatu ve etemmu teslimu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sabri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehla ve ente tecalul hazne iza şi'te sehla. Cuma akşamları hadis dersimize İmam Münziri'nin Tergib ve Terhib kitabından devam ederken tanım kardeşlerim, geçen haftalar itibariyle namaz bölümüne ulaşmıştık. Ve namaz bölümünde en son Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ اَوْلَ تُخْتَفَنَّ اَبْصَارُ رَوَاهُ مُسْلِمَ النَّسَائِ. İnsanlar namazda dua yaparken ya gözlerini göğe dikmekten vazgeçerler ya da gözleri çıkarılır diyordu Allah Resulü Aleyhisselam. Bu hafta ise اَتْتَرْهِبُ مِنَ الْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُذْكَرُ. Namaz kılarken sağa sola bakmamak. Tamam mı gençler? Hepiniz buradasınız değil mi? Namaz kılarken ayakta isek, kıyamda isek nereye bakacağız? Secde edeceğimiz yere. Sağa sola, karşıya bakılmaz. Rükûde isek nereye bakacağız? Parmak uçlarına, baş parmak uçlarına. Secdede isek burun ucuna, eğer tahiyyata oturmuşsak iki ellerimiz veya iki baldırımızın neyin arasına. Yani sağa sola namazdayken bakılmaz. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حضرت حارث الأشعري دان روايتنا عن صرفت الله رسول صلى الله عليه وسلم شوهر بيرمش إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. Allah-u Teala Hazreti Yahya Aleyhisselam'a 5 tane emir indirmiş. Tamam mı gençler? 5 tane emir indirmiş. Bu 5 tane emirle hem kendisi amel etmesini hem de İsrailoğullarının amel etmesini emretmiş. Allah-u Teala Yahya Aleyhisselam 5 emir indiriyor. Bu 5 emirle hem sen amel edeceksin hem de bunları tebliğ et İsrailoğullarına, onlar da amel etsin buyur. Ve innehu kana en yubtia biha. Mübarek biraz Yahya Aleyhisselam biraz gevşek davranınca imtihanlardan dolayı kâle İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam demiş ki inna Allaha emareke bi hamsi kelimatin li ta'mal biha ve ta'mur bani İsrail en ya'malu biha. Allah-u Teala sana 5 kelime emretti. Hem bu 5 kelimeyle amel edesin, aynı zamanda da İsrailoğullarına bu 5 kelimeyi amel etmesi için emir ferman buyurasın. فَاِمَّا اَنْ تَأْمُرَهُمْ وَاِمَّا اَنْ اَامُرَهُمْ. İsa Aleyhisselam diyor ki ya bunları sen duyur onlara, İsrailoğullarına ya da ben duyurayım. فَقَالْ يَحْيَى Aleyhisselam diyor ki اَخْشَى اِنْ سَبَقْتَن۪ي بِهَا اَنْ يُخْسَفَ بِي اَوْ عَذَّبَ. Diyor ki eğer sen beni geçersen, Allah-u Teala bana emretti bunu, eğer sen benden önce davranırsan olur ki bir azaba uğrarız. Sabret, ben bunu beni İsrail'e, İsrailoğullarına anlatayım. فَجَمَعَ النَّاسِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. Beyt-i Makdis'te, yani şimdiki Kudüs'te bütün insanları topladı. Allah-u Teala inşallah oraya da tez zamanda Yahudinin elinden kurtarsın inşallah. فَمْتَلَى وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ. Yani Beyt-i Makdis doldu, hatta insanlar sokaklara, dağlara, nere varsa oralara oturdu. فَقَال dedi ki Yahya Aleyhisselam اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ بِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ اَنْ اَعْمَلَ بِهِنَّ وَاَمُرَكُمْ اَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ.
Allah-u Teala bana 5 emir buyurdu. O 5 emirle amel etmemi söyledi. Ve o 5 emri size emretmemi de, size ulaştırmamı da söyledi. Ulâhunne, birincisi diyor ki en te'budullâhe ve lâ tüşrikû bihi şeyâ. Allah'a ihlaslı bir şekilde amel edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Birinci emir neymiş? Burada mısınız herkes? Talebeler neymiş birinci emir? Hiç kimse anlamadı herhalde. Çünkü herkes burada değil. Herkes yarın izine geleceği herhalde onu düşünüyor, evi düşünüyor yani talebeler. Burada mısınız hepiniz? Evet. Tamam, birinci emir neymiş? Allah'a hiçbir şeye ortak koşmadan ibadet etmez. Bu bir. Aklınızı iyi tutun, tekrar soracağım. Tamam mı? Birinci emir ney? Aferin. Ha. Sonra diyor ki Yahya Aleyhisselam, Allah-u Teala da bunu bir misalle açıklıyor. Bakın, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmadan ibadet etmek nasıl bir şeymiş? Veyahut da ona Allah'a bir şeyi, dünyalı veyahut da herhangi birini şirk koşmak ne kadar kötü bir şeymiş. Allah-u Teala misalle açıklıyor. Diyor ki وَاِنَّمْ مَثَلَ مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ Allah'a şirk koşanın misali. كَمَثَلَ رَجُلٍ اِشْتَرَ عَبْدًا مِنْ خَالِسِ مَالِهِ بِذَهَبٍ اَوَّلًا Yani bir adam düşünün ki bu adam kendi malından, helal malından gitti bir işçi, eski tabirle köle, şimdi bir işçi satın aldı. Bu adama dedi ki bu işçiye فَقَالَ هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَعْمَلْ وَاَلْدِ اِلَيْهِكْ فَكَانَ يَعْمَلْ Dedi ki bu adama, bu işçiye bir dükkan teslim etti. Bir dükkanı teslim ederken de dedi ki bak bu benim evim, bu da benim işim, bu dükkan senin ya, bu dükkanı sana veriyorum oğlum, burada çalış ve buradan kazandığın paradan bana getir dedi. Tamam mı? Neymiş örnek? Köleyi satın alıyor. O köleye diyor ki bak burası benim evim, bu da iş yeri. Buradan kazandığın paradan bana getir. Çünkü adamın yani o iş yeri, oradaki işçi kazanıp ne yapması gerekir? İşçi iş sahibine vermesi gerekir. Fakat diyor فَعْمَلْ وَأَدِّي اِلَى اَيَّا فَكَانَ يَعْمَلْ وَيُؤَدِّي اِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَاَيُّكُمْ يَرْضَ اَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَٰلِكِ Bu adam çalışıyor, parayı kazanıyor, fakat getirip ustasına veyahut da iş sahibine veyahut da dükkan sahibine vermiyor da başka bir adama veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hanginiz razı olur bundan diyor. Kim razı olur? Çünkü adama bir dükkan açmışsın. Adama almışsın. Adamı kölelikten kurtarmışsın. Muhtaçlıktan, miskinlikten kurtarmışsın. Adama demişsin ki burada çalış. Buradan çalıştığından bana getir borcunu veya hakkın neyse öde. O da burada çalışmış, parayı kazanmış. Getirmesi gerekene getirmemiş de götürmüş başkasına vermiş. İşte diyor Allah'a şirk koşan bunun gibi olur. Allah-u Teala kendisine mükemmel bir şekilde insan olarak yaratmış. Fi ahseni takvimi. En mübarek, en güzel bir şekilde yaratmış. Sonra kendisine türlü türlü nimetler vermiş. Sonra kendisine İslam nimetini vermiş. O İslam nimetini terk edip de Allah'a şirk koştuğu zaman işte bu köle gibi olurdu. Tamam mı gençler? Bu birmiş. İkincisi ve inna Allaha emarakum bis salat. İkinci emir neymiş? Namaz. Birinci emir neydi? Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ona kulluk etmek. İkinci emir namazmış. Tamam?
Şimdi namazın misalini veriyor. İyi dinleyin. Bizim konumuz neydi? Hatırlayan var mı? Namazda sağa sola bakmamak. Tamam mı? Konumuz ne? Namaz kılarken sağa sola, yukarıya aşağı bakmamak. Bakın nasıl örnek veriyor. Biz size ve inna Allah'a emrekum bis salat. Allah-u Teala size namazı emretti. Sonra feyda salleytum fe la teltefitu. Namaz kıldığınız zaman sağa sola bakmayın. Sağa sola bakmayın. Namaz secde edeceğiniz yere huşuyla okuduklarınızı düşünerek sanki son namazınızmış gibi ne yapın? Öğle namazı. Fe inna Allaha yansibu vechehu li vechi abdihi fi salatihi ma lam yaltaki. Allahu Teala diyor, namaz kılan kulunun yüzüne yani alnına dayar. Allahu Teala sanki şunu demek ister diyor. Kulum benden iste, huzurundasın. Ne istersen vereceğim der diyor. Ama kul namaz kılarken gelir sağa sola bakarsa, namaz kıldığı yerde aşağı bakar, yukarı bakar. Ne okuduğunu bilmiyor. Fatiha mı okuyor? Başka bir şey okuduğunu bilmiyor. Sanki bu adamın misali diyor, bir padişahın huzuruna çıkmış. Padişah kendisine diyor ki, emret ne istiyorsun der. O ise hiçbir şey demez. İşte diyor namazda sağa sola bakan kişinin durumu bunun misali. Tamam mı gençler? Anlaştık değil mi? İkinci emri neymiş? Namaz ve namazda da sağa sola bakılmazmış. Yani namazda düşünün siz bir idarenin kapısını çaldınız, müdürünüzün yanına girdiniz. Müdürünüz buyur oğlum demiş size. Ne istiyorsun? Sıkıntın ne? Ya Allah Allah ne diyecektim ya. Sağa sola bakıyor. Müdür ne yapar? Yer git oğlum git hele git hatırla da gel der ya. Veya öğretmeniniz veya hocamız. İşte Allah-u Teala'nın huzuruna da durduğumuz zaman ciddiyetle, samimiyetle hiçbir yere bakmadan vücudumuzla, gönlümüzle, gözümüzle, her şeyimizle ona yönelmeliyiz. Yoksa Allah-u Teala istediğimizi vermez. Üçüncüsü ve emarekum bisseyyam. Üçüncü olarak size diyor bisseyyamı orucu emretti. Birinci emir neydi? Aferin. İkinci emir? Üçüncü emir neymiş? Oruçmuş. Tamam mı? Yani nasıl ki bize oruç farz kılınmışsa Allah-u Teala'da yerde diyor ya bizden önceki bütün ümmetlerde, bütün peygamberlerde oruç varmış. Anlaşıldı mı? Ha. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucun misalini de verdi. Ne yaptı? Şirk koşanın misalini verdi. Şirk koşanın misalini efendisine hıyanet eden köle gibi, işçi gibi, iş yerine, patronuna hıyanet eden işçi gibi olur. Namaz kılandan sağa sola bakarsa Allah'tan istediğini ne diyeceğini bilmeyip ne isteyeceğini bilmeyen insana benzemiş gibi. Üçüncüsü oruç nasılmış bak. Fe inne mesela zalike ke mesela raculun fi isabetin ma'hu surratun fiha miskun fe kulluhum ya'cebu ev yu'cibuhu rihuhu ve inne riha sa'im atyemu indallahi min rihil misk. Düşünün diyor bir kokusu olan bir insan bir topluma girdiği zaman o kokudan ne olur herkes o kokudan hemen burnuna alır diyor. Bir insan güzel bir koku sürünmüşse misk veyahut da güzel reyhan veyahut da gül kokusu sürünmüşse şuradan içeri girmişse girdiği anda hemen kokusu diyor her tarafa yayılmaya başlar. İşte diyor oruç titanın misali de aynen bunun gibi olur. Onun kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Bir yere girdiği zaman onun kokusu hemen yayılır. Güzel kokusu. Yani başka bir tabirle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere ne diye hitap ediyor? Ey gençler topluluğu evlenin.
evlenemezseniz oruç tutun. Niye? Çünkü oruç kişinin gözünü, elini, ayaklarını haramlardan muhafaza eder. Şehvetini tutar ya. Onun için oruç tuttuğu zaman insan kötülükten korunur. Oruç tuttuğu zaman işte onun mis kokusu gibi kokusu olur. Allah katında o koku her şeyden daha güzeldir. Tamam mı? Burada mısınız? Evet. Üçüncüsü, dördüncüsü ve emrakum bis sadakati. Tamam? Dördüncüyü sizden sadakayı emretti. Birinci neydi? İkinci, üç, dört neymiş? Ha, sadaka. Dördüncü de sadakayı emretmiş. Allah-u Teala Yahya Aleyhisselam'a ve Yahya Aleyhisselam'la bütün Beni İsrailoğullarına emretmesini buyurmuş. Sadakanın misalini de şöyle vermiş. فَاِنَّ مَثَلَ ذَٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَاَوْثَقُوا يَدَهُ اِلٰى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُ عُنُقَهُ. Bir esir. Esiri düşmanları tutmuş. Ellerini arkadan bağlamışlar ve huzura getirmişler, boynunu vuracaklar artık. Tamam mı? Buradasınız değil mi? Evet. Sadakanın misalini veriyor. Bakın iyi dinleyin. Hayatınız boyunca size ders olsun. Sadaka. Sadaka insanı neden, nelerden koruyormuş? Sadaka diyor, sadakanın misali bir esir ki o esir tutulmuş, getirilmiş, elleri bağlanmış, tam huzurla cellatın önüne getirilmiş, boynu vurulacak. Boynu vurulacak. Bu esir der ki diyor, فَقَالَ اَنَا اَفْتِي نَفْسِي مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ. Der ki diyor, eğer beni serbest bırakırsanız malım neyim varsa, az çok mu varsa her şeyi size vereceğim. Der diyor, o vesileyle o zaman onu bırakırlar diyor. İşte diyor, sadaka verdiği zaman aynı bu esaretten kurtulan adamın misali gibi olur diyor. Esir düşmez, sıkıntıya düşmez. Allah-u Teala kendisini beladan, musibetten, sıkıntılardan korurmuş. Tamam mı? Az da olsa, az da olsa, yok demeyin hiçbir zaman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasfı neydi? Saile la demeyen. Hani Hoca Efendi bilahide söylüyor ya arkadaşlar, isteyene hiçbir zaman la dememiş, yok dememiş. Siz de gücünüz yettiği kadarıyla yok dememeye gayret edin. Hiçbir şeyiniz yoksa güler yüzünüz, tebessümünüz olsun. Güzel tatlı sözle onu geri çevir. Tamam. Beşincisi, وَاَمَرَكُمْ اَنْ تَذْكُرُ اللّٰهِ. Ve Allah-u Teala beşinci olarak Allah'ı zikretmenizi emretti. Allah'ı zikretmenizi emretti ki, فَاِنَّ مَثَلَ ذَٰلِكَ كَمَثَلَ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُ فِي اِثْرِهِ سِرَاعًا حَتَّى اِذَا اَتَى عَلَى حِسْنٍ حَصِينٍ فَاَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ. كَذَٰلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ. Allah'ı zikredenlerin hali diyor, bak. Allah'ı zikredenlerin hali. Zikirden kaçma. Zikir günlerinde bütün işlerinizi bırakın. Tamam mı Ali Efendi? Bütün işlerini bırak, zikire koşa koşa gel. Yoksa onların izine göndermezdik yani, ona göre. Zikredenin hali nasılmış? Kendisini süratlice takip eden düşmandan kaçıp sağlam bir kaleye sığınarak kendini kurtaran kimseye benzer diyor. Duydunuz mu arkadaşlar? Güzel misale bak. Allah'ı zikretmeye koşan kişinin misali, düşman peşinde kendisini öldürmeye geçiyor. Düşman peşinde, o da yine bir kaleye sığınıyor ki düşman o kaleye hiçbir zaman giremez. İşte diyor, o zikir vesilesiyle şeytanın şerrinden o kişi muhafaza edilir. Tamam mı? Tamam. Baştan oldu. Evet. Sayın bakayım bir bir. Allah'a bir, iki, Allah'a üç, Allah'a dört,
Allah'ı zikret. Elhamdülillah. Allahu Teala inşallah ömrümüzün sonuna kadar, son anımıza kadar zikir meclislerinden, zikir halkasından bizleri ayırmasın. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Cennet bahçeleri dünyada اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَادِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman oradan istifade edin, faydalanın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra yarısı cennet bahçelerine hilak-ı zikir. Zikir meclisleri. Zikir meclisleri. Bu 5-10. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlattıktan sonra ne diyor? وَاَنَا اَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ. Ben de size 5 şeyi emrediyorum. Tamam. Allah-u Teala Yahya Aleyhisselam'a 5 şeyi hem kendi amel etmesi için hem de İsrailoğullarının amel etmesi için emretti. Yahya Aleyhisselam da onu İsrailoğullarına tek tek misallerle bildirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben de size 5 şey emrediyorum. 1- Es-sem'u. Birincisi neymiş arkadaşlar? İşitmek. Yani başınızdaki kim olursa olsun. Başınızdaki kim olursa olsun. Allah-u Teala neyi emretmişse, neye emredilmişse onu dinlemek ya. Tamam mı? Allah'ın kitabı ne emretmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ne emretmişse onu dinleyip ona itaat. Bu bir. Es-sem'u diyor. Kim olursa olsun başımızdaki kim olursa olsun onun emrini dinlemek. İkincisi vatta'at, itaat etmek. Yani başımızdaki Habeşli bir köle de olsa, yaşça, ilmen, sizden de üstü eksik de olsa, ne olursa olsun eğer başınıza konmuşsa o kişiye itaat etmek. Tamam mı? Birincisi neymiş? İşitmek. Yani Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini işitmek, kulak vermek, baştaki kişiyi işitmek, ikincisi itaat etmekmiş. Üçüncüsü var cihadu, cihad. Allah yolunda cihad etmek. Tamam mı arkadaşlar? Üçüncüsü de Allah yolunda cihad etmek. Yani kişi nefsiyle cihad edebilmeli. Nefsi kendisine kötülüğü emrettiği zaman ona muhalefet edebilmeli. Arkadaşı kendisini kötülüğe götürdüğü zaman o arkadaşına cihad ederek muhalefet edebilmeli ya. Cehade demek yani gayret etmek. Kötü şeyden vazgeçip o tarafa doğru, Allah'ın istediği tarafa doğru gitmek ya. Tamam mı? Kaç oldu? Neyin? Ve cihad etmek. Üçüncüsü diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vel hicret. Hicret etmek. Yani Allah-u Teala'nın yasaklamış olduğu şeylerden hicret etmek. Vel hicretu mâ nehallahu an. Allah'ın yasaklamış olduğu şeylerden hicret etmek. Allah'ın yasaklamış olduğu şeyler ne çocuklar? Haramlar. Yani harama bakmamak. Haram dinlememek. Tamam mı? Televizyonda, sosyal medyada, sinemada kötü bir şeyi açık kadınlar gördüğümüz zaman gözümüzü çevirmek. Sosyal medyada haram olan şeylere bakmamak. Buradasınız değil mi? Evet. Ha, ona dikkat edin bak. Eğer gözünüz harama bakarsa, hepiniz beni iyi dinliyor musunuz? Gözünüz harama bakarsa zekanız geriler ya. Geri zekalı olursunuz. Bir saatte yaptığınızı, bir saatte yapacağınız sayfayı veya ezberi sureyi 5 saatte yaparsınız. Göz harama baktığı zaman akıl almaz artık. Akıl idrak etmez ya. Onun için gözünüzü haramdan korursanız, gözünüzü haramdan çok çabuk ezber yaparsınız. Bir duyduğunuzu hemen anlarsınız. Bir baktığınızı hemen ezberlersiniz. Ama harama bakarsanız, sokaklarda, okulda veyahut da sosyal medyada, şuralarda harama baktığınız zaman gitgide ne olur?
zekanız geriler. Ondan sonra ne olursunuz? Geri zekalı olursunuz. Tamam mı çocuklar? Buna dikkat edin. Bakın daha siz tazeciksiniz, filiz gibisiniz. Yani sizin gözünüz değil, aynı bir fotoğraf makinesi gibi. Bir kamera gibi. Gözünün gördüğünü, duyduğunu hemen alabilecek zekaya sahip. Ama bu zeka yerini siz kötü şeylerle doldurduğunuz zaman gittikçe zekamız geriler. Kaç oldu? Ney? Bir. İşitmek. İki. İtaat etmek. Üç. Cihad etmek. Allah yolunda, Allah için. Dört. Hicret etmek. Neden hicret etmek? Allah'ın yasaklamış olduğu haramlardan, haram şeylerden hicret etmek. Beşincisi de vel cemaat. Cemaate devam etmek. Camilere, cemaate devam etmek. Camilerde cemaat varsa hocaların arkasına gidip 27 kat sevap alabilmek. Ehl-i sünnet üzerine olan cemaatlere devam etmek. O zaman ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselam? İşte benim size emretmiş olduğum beşinci şey de neymiş? Neymiş? Cemaate devam etmek. Evlere gittiğiniz zaman, yarın izine gittiğiniz zaman nasıl ki beş vakit namazınızı burada cemaatle kılıyorsanız ezan okunduğu anda da koşa koşa camiye gitmelisiniz. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Tamam, bak zaten mükafat da vardı gidenlere. Değil mi? Evet. Hafta sonu iki gün, iki buçuk gün hocasından izinli kağıt getirene ne vardı? 50 lira para vardı yani. İki gün, bakın, iki gün çalıştınız, iki günde yani bir saat çalıştınız. Camiye gittiniz, selamun aleyküm hocam, müezzinlik biliyorsanız camide müezzinlik yapın. Bakın Peygamber'in sayını, ben de size cemaate emrediyorum diyor, bak. Cemaate gidin diyor. Cemaate emrediyorum. Gidin cemaate, müezzinliği biliyorsanız müezzinliği yapın, ondan sonra hocadan bir imzalı kağıdını gelin, 50 kağıdınız hazır hemen. Tamam mı? Tamam. Bak hafta sonu gelirken babanızdan para almanıza bile gerek yok ya. Zaten hoca bize verici dersiniz. فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُلُقِهِ اِلَّا اَنْ يَرْجَعَ. Kim ne diyor? Allah-u Teala'nın İslam cemaatinden, İslam Müslümanların içinden ayrılırsa, bir karış bir ayrılsa, yeniden dönünceye kadar boynundaki İslam ipini koparmış olur. وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاِنَّهُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمْ. Kim de diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye devri yaşayışını sürdürürse, cahiliye adetlerinden birini sürdürürse cehennem ehlinden biri olur. Cehennem ehlinin adetlerinden biri ne arkadaşlar, gençler, talebeler? Irkçılık. Irkçılık. Ne? Yani birinin Türkçülük yapması, birinin Kürtçülük yapması. Anladınız mı? Onunla daha önce de o dönemde ne varmış? Araplı, Arapçılık varmış. En üstün ırk Arap yani, Arapçılık var. Asıl olan ne? Ümmetiz biz ya. Yani. Kürdüyle, Türküyle, Arabiyle, Çerkeziyle, her şeyiyle biz ümmetiz yani. İslam ümmetiyiz elhamdülillah. Bunun için ne diyor Peygamber Aleyhisselam? Kim cahiliyet devri yaşayışını sürdürürse o cehennem ehlinden. فَقَالَ يَرَجُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ رَجُوا يَا وَاِنْ صَلَّى وَصَامَ. Yani oruç tutsa, namaz kılsa da mı böyle? Fakal ve insanla vasame. Peygamberimiz Aleyhisselam oruç tutsa namaz kılsa da böyle. فَدْعُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِم۪ينَ مُؤْمِن۪ينَ عِبَادَ اللّٰهِ. Ey diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın kulları, sizi mümin ve Müslüman diye isimlendiren Allah'a dua ve niyazda bulunuyor. Elhamdülillah ya, bizi ne güzel Müslüman olarak yaratmış. Bundan büyük üstün bir şeref mi olur ya? Yani Allah-u Teala hidayet üzerine Müslüman olarak yaratmayıp da
şurada bir kör, dinden, imandan haber olmayan bir Kürt veya bir Türk veya bir Arap yaratmış olsaydı neyle yer olurdu oğlum ya? Şuradaki hayvanla farkı olmazdı. Ama en büyük kimliğimiz elhamdülillah ney? Müslümanız. Elhamdülillah. Müslümanız. Kim de Müslümansa ta Kuzey Afrika'daki zenci bir adam da olsa bizim kardeşimiz. Allah-u Teala inşallah İslam üzerine cümlemizi son nefesimize kadar sebat eyleye inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve bizden hayırlı muratlar için dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarının hasıl olması niyetiyle, hastalıkları ve hastaları için dua isteyen kardeşlerimizin şu ezanlar hürmetine hastalıklarının ve hastalarının şifa bulması niyetiyle El-Fatiha'tuna as-salamu.